Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümleriyle tekrardan karşınızdayız. İkinci bölümdeyiz artık arkadaşlar. Birinci dereceden denklem, basit eşitsizlikler, sıralama ve mutlak değer konularını ele alacağız. Ve arkadaşlarım, birinci dereceden denklemlerin ilk testiyle hazırsanız başlayalım. Bize demiş ki aşağıdakilerden hangisi denklem değildir? Denklem olabilmesi için arkadaşlarım bir eşitliğe, bilinmeyene ihtiyacımız var. Bütün şıklarda bilinmeyen var ama sadece ama sadece Denizli seçeneğinde gördüğünüz gibi bir eşitlik yok. Bu bir ifadedir arkadaşlarım. Denklem değildir. Cevap Denizli'ydi. Devam edelim ikinci sorumuzla. 2x-1 11 ise x kaçtır diye sorulmuş. İlkokuldan beri biliyoruz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. Şuradaki eksi 1'i diğer tarafa atarsanız 2x eşittir 11 artı 1'den 12 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz de x 6 gelecektir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir. Devam 3. soru. X kaçtır diye sorulmuş. Hemen bu 3'ü ve buradaki 5'i içeri dağıtıyorsunuz. 3x-3 eşittir 5x-15 dediniz. Buradan 3x'i bu tarafa gönderdiniz. 2x-15'i diğer tarafa gönderirseniz 12 gelir. 2x-12 ise arkadaşlarım x 6'dır. Dolayısıyla cevabımız da Bursa'dır deriz. 4. sorumuz. X artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Burada da içler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 3x artı 3 eşittir 2x eksi 4 dedikten sonra 2x'i bu tarafa gönderdim. X kaldı. 3'ü diğer tarafa gönderdim. Eksi 3 diye geçti. Eksi 7 oldu. Böylelikle cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum gençler. Bir üst tarafta 5. sorumla. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi gerçel sayılar kümesinde gerçel sayılar kümesine denktir diye sorulmuş. Bakın buradaki 3x'ler birbirini götürür her iki tarafta olduğu için. 2 eşittir 5 gelir. Bunun çözüm kümesi boş kümedir. Dolayısıyla cevap Adana değil. Buraya bakıyoruz. 3 kere 2x 6x. 3 kere 5 15 yapar. Artı bir de 1'imiz var. Eşittir 6x artı 16. Gördüğünüz üzere 15 ile 1'in toplamı 16. Burada da var 16 gittiler. 6x eşittir 6x. Ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım. Sonuç hep doğru çıkacaktır. Yani 6x eşittir 6x. Yani x eşittir x olacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım tüm reel sayılar bu denklemi sağladığı için çözüm kümesi reel sayılara denktir. Devam edelim 6. sorumuzda. Bu ifadesi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyene bir denklemdir. A artı b toplamı sorulmuş bize. Öncelikle birinci derecedense buradaki ikinci dereceden x karenin işi olmaması gerekiyor. Yani şu kısmı ne yapacağız? Biz sıfıra eşitleyeceğiz. 2a eksi 6 sıfırsa eğer 2a eşittir 6'dır. Yani a kaçtır arkadaşlar? 3'tür deriz bu cepte. Bir de bu denklemin birinci dereceden olabilmesi için x'in kuvvetinin 1 olması lazım. Yani b eksi 5 de 1'e eşitmiş. Yani b kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Bizden a ile b'nin toplamı istenmişti. 3 artı 6'yı toplarsanız cevap 9 olacaktır. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam edelim 7 ile. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi yanlış verilmiştir? 3x-6 sıfırsa x burada 2'dir ve çözüm kümesi de sadece 2'den oluşur. Yani birinci şıkkımız doğru. 5x-2 eşittir 3x-2 ise eksi 2'ler birbirini götürür. 5x eşittir 3x ise x 0 gelebilir arkadaşlarım ama çözüm kümesi ne demiş burada? Boş küme. Dolayısıyla cevabımız Bursa'ydı. Yanlış verilen seçenek B'ydi sevgili gençler. 25. sayfamdayım. 8. soru. 3x artı 5y 22, x bölü y'de 2 ise x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle y'yi bu tarafa attınız. X eşittir ne geldi? 2y. Daha sonrasında da sevgili arkadaşlar x gördüğünüz yere 2y yazabilirsiniz. 3 çarpı 2y, bakın x gördüğüm yere 2y yazdım. Artı bir de 5y eşittir 22 ise burada 6y artı 5y daha 11y yapar. Bu da eşittir 22 gelir. Yani y kaçmış? 2'ymiş. X eşittir 2y ise x eşittir 2 çarpı y'yi 2 bulduk yerine yazarsınız. 2 kere 2'den x kaç gelir arkadaşlar? 4. Yani cevabım Denizli'de verilmiş. Geçtim 9'a. 9. sorumda aşağıdaki düzenekte çokgenin değeri içerisine yazılan ifadenin çokgenin kenar sayısına bölünmesiyle elde edilen ifadeye eşittir. Örneğin burada x yazıyorsa çevresinde ne var bunun? Dörtgen var. X bölü dörtgen olduğu için 4'e bölmüş. Buna göre şu eşitliği sağlayan x değeri kaçtır? Bakın içerideki ifademiz 2x artı 1 bölü dışarıda kaçgen var? Üçgen var. 3'e böldünüz.
İçerideki ifademiz x artı 4, dışında kaçgen var? Beşgen. Dolayısıyla bunu da 5'e böleceğiz. Ve tabii ki burada içler dışlar çarpımı yapacağız. 5 ile şu tarafı çarparsanız 12x artı 5 gelir. 3 ile şunu çarparsanız 3x artı 12 gelir. Buradan 3x'i bu tarafa attınız 7x. 5'i diğer tarafa attınız 12 eksi 5'ten 7 geldi. Böylelikle x'in 1 olması gerektiğini buluruz. X değeri kaçtır diye sorulmuştu. Cevabımız Adana seçeneğinde mis gibi verilmiş gençler. 10. sorumuza geçtik. Bu denklemin bir kökü 9 olduğuna göre m kaçtır? Denklemin kökü denklemi sağlar arkadaşlar. Yani siz soruda x gördüğünüz yere 9'u yapıştıracaksınız. 9'dan 1 çıkardınız 8. 3 kere 8 24 artı yanında bir de m var. Eşittir m çarpı 9 artı 2'den 11 gelir. Bakın bu m'yi bu tarafa gönderdiniz. 24 eşittir 11m'den m çıktı, 10m kaldı. Her iki tarafı 10'a bölerseniz 24 bölü 10 eşittir m olacaktır. 24 bölü 10 dediğimiz ifade de 2,4'ün ta kendisidir. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve devam ediyorum 10 kaçıncı soru, 11. soruyla. Aşağıdaki düzenekte kare içerisinde bağlantılı olduğu dairelerdeki ifadelerin çarpımı, bakın karelerin içine bağlantılı olduğu sayıların ifadelerin çarpımı, altıgen içine de bağlantılı olduğu karelerdeki ifadelerin toplamı yazılacakmış. Buna göre düzenekte x yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Bakın burada kare var. 2 ile x'i çarptınız, buraya 2x'i yazdınız. 2 ile x artı 1'i çarptınız, 2x artı 2'yi yazdınız. 3 ile x artı 1'i çarpıp 3x artı 3 yazacaksınız. 3 ile x'i çarpıp buraya da 3x yazacaksınız. Daha sonrasında gelip 3x, 2x daha 5x, 2x daha 7x, 3x daha 10x dediniz. 3, 2 daha 5 dediniz. 12x artı 5'i buraya yazmamız gerekiyordu. Fakat şöyle bir durum var ki buraya 7x artı 26 yazılmış. Yani bunlar birbirine eşit o halde. 12x artı 5 eşittir 7x artı 26 dediniz. Buradan 7x'i bu tarafa gönderdiniz 3x, 5'i diğer tarafa attınız 21, her iki tarafı 3'e bölerseniz x eşittir 7 gelir arkadaşlarım. Doğru cevabımız da budur deriz. Yani cevap hangi seçenekte? A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 12. soruma. Her p gerçel sayısı için şu şekilde altıgen içinde bir p yazılmışsa bu ifadenin eşiti 2p-1'e eşitmiş. Buna göre 3 çarpı 6 gen içerisinde p artı 1 bölü 2 8 eşitliğini sağlayan p kaçtır? Öncelikle 2 burada ne durumunda? Bölüm. Bunu ben eşitliğin diğer tarafına atarsam çarpım olarak geçecektir. 2 gitti buradan. 3 çarpı 6 gen içerisinde p demek 2p-1'di. Dolayısıyla parantez içerisinde 2p-1 yazdım. Artı bir de 1 ekledim şuradaki 1'i. Eşittir dedim. 8 kere 2'den kaç geldi? 16. Şimdi 3'ü içeri dağıtıyorsunuz arkadaşlar. 6p-3 artı 1 ne yapar? Eksi 2 yapar. Eşittir 16 dediniz. Buradan 6p eşittir 16 artı 2'den 18 gelir. P de buradan 3 gelir arkadaşlar. Bize p değeri sorulmuştu. Cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Ve son sorumuz 13. soru. 3m artı 2n 5, 2m eksi n 8 denklemine, denklem sistemine göre m kaçtır diye sorulmuş. Gelin şunu 2 ile bir çarpalım. 2 ile çarparsanız yukarıdaki zaten 3m artı 2n eşittir 5'ti. Alttaki de 4m eksi 2n eşittir 16 yapacaktır. Her iki denklemi toplarsanız arkadaşlar şu şekilde 7m, bakın artı 2n eksi 2n birbirini götürdü. 16 5 daha kaç yapar? 21. Demek ki m kaçmış arkadaşlar? Her iki tarafı 3'e bölerseniz 7'ymiş arkadaşlar. Pardon, her iki tarafı 7'ye böldünüz. M eşittir 3 geldi. Cevabımız da Edirne seçeneğine verilmiştir deriz. 25. sayfamızı da bu kitapta bitirdik. Ve sevgili arkadaşlarım, bir sonraki videoda 26 ve 27. sayfalardaki ikinci testin çözümlerini yapacağız sizlerle beraber. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.